Samimi Analiz'den herkese merhaba değerli izleyenler. Ülkemizde kadın girişimcilerin sayısı gün geçtikçe artıyor ve onları farklı platformlarda etkin görüyoruz. Gül Türköz de bu isimlerden bir tanesi. Sanal ofis konusunda uzun süredir çalışmalar yürütüyor ve bize detayları aktaracak. Hoş geldiniz Gül Hanım yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Sizi biraz daha yakından tanıyabilir miyiz? Gül Türköz ben. Yaklaşık 6-7 yıldan beri sanal hazır ofis ve yazar adresi hizmeti veriyorum. Sanal ofis nedir? Çünkü hala bilmeyenlerin olduğunu düşünüyorum ben. Avantajları nedir ve siz bir kadın girişimci olarak bu alana yönelmeye neden karar verdiniz? Aslında şöyle, şuradan başlayayım. Biz buna nasıl karar verdik? Biz kendimiz şirketimizi kuracakken eşimle beraber hani nasıl yaparız? Mali müşavirlerle konuşuyoruz, vergi dersindeki arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Vergi dersinde bir arkadaşımız dedi ki aslında siz bunu da yapın ama maliyetinizi düşürün, hani birkaç müşteriniz gelir, en azından bazı masraflarınızı düşürmüş olursunuz. Ne olduğunu biz de çok fazla bilmedik aslında ilk başta. Ünvanımızı sanal ofisi de eklettik. Tabii o zaman bunu dünyada ve Türkiye'de yapanlar var ama çok daha yeni ve insanların bunu anlamadığı bir dönem. O dönem. Sonrasında biz kendi şirketimizi kurduk ve bunu da ekledik ünvan olarak. Reklamla devam etti. İnsanlara bunu anlatmamız çok uzun zaman aldı. Yani sanal ofis, yani elle tutulur bir şey değil. Siz ne satıyorsunuz, kimsiniz falan. Yani böyle çok değişik sorularla karşılaştık. Ama sonrasında işte diyorum ya, ilk müşterimizi 6 ay sonrasında alabildik. Daha sonrasında işte Covid'in hayatımıza girmesiyle evet biz büyüdük. Şubeleştik, daha çok müşterimiz oldu. Ve insanlar artık araştırma yapabiliyor, eskisi gibi değil. Yani bunun maliyeti düşürdüğünü ve bununla birlikte çok artıya geçtiğini şirketlerin gördük. Yani bunu küçük ölçekli olarak bakmayın, çok büyük şirketler de artık sanal ofis kullanıyor. Atıyorum bir yerden idare edip toplantılarını bize verebiliyor çok büyük firmalar. Toplantılarını biz organize edebiliyoruz dünyada ve Türkiye'de. Yani sadece küçük işler yapanların içinde büyükler de var. Çünkü günümüz şartlarında İstanbul gibi bir yerde ofis tutmakta hem maddi yük getiriyor hem de pandemiden gelen alışkanlıklarımız da devam ediyor tabii. Ya aslında şöyle, bir yer kiralamaya kalksanız bir vergi numarası için aslında, bir vergiye tabi olmak istiyorsanız bir vergi levhanızın olması gerekiyor. Bir fatura keseceksiniz, bir şeyler satacaksınız. Bu her şey olabilir sattığınız şey. Bunun için ilk önce bir yer kiralamanız gerekiyor. Bir adresinizin olması gerekiyor. Vergi dersi der ki sen kimsin, yerin neresi? Dolayısıyla bu adresi biz size veriyoruz. Sonrasında orada bulunma zorunluluğunuz yok. Size gelen kişinin artık görünen yüzü biziz. Sekreter hizmetimiz var çünkü. Daha sonrasında size gelen bütün kargo, posta takiplerini biz yapıyoruz. Bu da aslında eleman sayısını da azaltmaya yönelik bir şey oluyor. Kesinlikle öyle. Maliyet açısından baktığınız zaman bir yer kiralamaya kalktığınızı düşünürsek depozitosu, işte kira bedeli, eleman maliyeti, genel giderler, elektrik, su, doğalgaz, internet, bunları topladığınız zaman hani ben söylemeyeyim ama çok iyi rakamlar. Dolayısıyla biz sizden bunların hiçbirini talep etmiyoruz. Piyasada atıyorum bunu bir rakam belirlediğiniz zaman bu maliyetlerde bunun onda biri fiyatını bize ödeyip bir senelik bizle sözleşme yapıyorsunuz ve stopaj ödemiyorsunuz. Bu da çok büyük bir artı. Yani kiranızın dörtte birini stopaj olarak ödemek zorundasınız. Bu bir yasa. Ama biz KDV dahil verdiğimiz için size bu hizmeti stopaj ödemezsiniz. Çok daha büyük avantaj olmuş oluyor. Tabii ki. Yani bunu şu an hani küçük ölçekli gördüğünüz zaman küçük rakamlar ama büyük montanlı çalışanlar için çok ciddi rakamlar bunlar. Sanal ofis diyoruz aslında ama az önce de değindiniz, insanlar toplantılarını da bu ofislere gelip yapabiliyorlar. Tabii ki. Yani atıyorum siz toplantı yapmak istediniz. Dediniz ki Gül Hanım benim 6 kişilik bir toplantım olacak. Şu saatlerde biz rezervasyonunu yapıyoruz. Sınırsız yiyecek içecek ve işte slide yapabileceğiniz donanımların hepsi. Toplantınızı yapabiliyorsunuz. Peki sanal ofisten kimler yararlanabilir? Perakende satışı olmayacak herkes. Yani atıyorum bir manav yapamaz. Sanal ofis kullanamaz. Ya da bir vale. Senin vergi dersi şuna bakar. Senin bir yerin olmak zorunda.
ya da atıyorum AB mağazası. Senin bir mağazan olmak zorunda. Onlar kullanamaz. Ama e-ticaret yapan avukatlar kullanabilir, doktorlar, psikologlar ve internet üzerinden satış yapabilecek herkes bunu kullanabilir. Zaten hani bahsediyoruz ya, Covid ile birlikte dünya başka bir yere evrildi. Artık her şey evden çalışıyoruz ve sanal, herkes, kimse markete gitmiyor, dikkat edersiniz. Herkes market siparişini bile işte atıyorum, belirli başlı platformlar var, onların üzerinden veriyor. Dolayısıyla biz burada Covid ile birlikte çok başka bir yerdeyiz, sanal ofisler olarak, yasal adres temini olarak, hazır ofisler olarak. Hazır ofisteki mantık da şudur, gelirsiniz, odanız olur, kendinize ait bir odanız olur, işte dolabınız olur, orada çalışırsınız 2 kişilik, 3 kişilik ya da masa olarak da verebiliyoruz. Atıyorum paylaşım ofislerimiz var, orada masalarınız oluyor, masada yani atıyorum 8 kişiyle beraber çalışıyorsunuz. Dersiniz ki Gülhan, bu benim konforumu bozuyor, biz o zaman size oda talebi yapıyoruz. Peki bunun ortalama maliyeti nedir bu sistemin? Ya aslında bunu hesaplamak çok doğru değil. Yani bunu kendiniz bir yer kiralayacağınız zaman minimum, yani depo kiralasanız, eksi bir bir yer kiralasanız 5000'in altında hiçbir yer yok. Ama biz burada hiçbir maliyeti almadan çok cüzi rakamlarla, yani sizin tahmininizin onda biri rakamlarla bunlardan faydalanabilirsiniz. Peki şu anda hangi noktalarda hizmet veriyorsunuz? İstanbul içerisinde Beylikdüzü bölgesinde Avcılar, Bahçeli Evler, Bakırköy, Güneşli, böyle gidiyor. Nişantaşı'nda varız. Anadolu yakasında da Kadıköy, Ümraniye, Kozyatağı ve Kartal'da varız. Tuzla'yı yakın zamanda açmayı düşünüyorum. Ama bir türlü böyle hani, çünkü bunu da yönetmek zor. Yani hani bunun içinde ekstra bizim de yapmamız gereken şeyler oluyor ama daha şubeleşme anlamında evet, İstanbul'da da yapsak yapabiliriz. Tabii bölgelere göre de muhtemelen fiyatlar değişiyor tabii ki. Yani şimdi benim Beylikdüzü'ndeki ödediğim kirayla Nişantaşı bir olamaz. Dolayısıyla Beylikdüzü'ne verdiğim fiyatla Nişantaşı'nı bir tutamam. Bu sefer ben zarar etmiş olurum. Ama genelde kampanyalarımız oluyor. Dönem dönem mesela yeni yılda kampanya çıkmıştı, Yenilik'te. Genelde kadın girişimcilerle alakalı daha çok kampanya veriyoruz. Hatta benim erkek müşterilerim diyor yani hani Gül Hanım bir defa da bize hani kampanya yapın diye. Belirli dönemlerde evet piyasanın çok altına düşürebiliyoruz rakamları. Resmi süreç nasıl işliyor? Şöyle, siz geldiniz ve benimle sözleşme yaptınız. Sonrasında mali müşavirinize diyorsunuz ki benim AB firmamı ya da şahıs firması kuruyorsunuz. Bu adrese kurun. Biz adresi veriyoruz size. Adres ve adres kodumuzun olduğu bir sözleşmemiz var. Daha sonrasında mali müşaviriniz gerekli prosedürleri bitirdikten sonra vergi dairesinden size mesaj gelir. İşte şu sayılı mükellefimiz, işte şu gün şu saatte yoklamanız yapılacaktır diye. O gün gelirsiniz, ofiste çay kahve içerken yoklamanız yapılır. Daha sonrasında artık sizin görünen yüzünüz biz oluruz. Konumlardan bahsettik. Konumlar da tıpkı diğer ofislerde olduğu gibi, yani sanal online ofislerde olduğu gibi yine önem arz ediyor mu? Kesinlikle önemli. Dolayısıyla siz hani evinizi kiralarken ya da ofisinizi tutarken şeye bakarsınız. Hani toplu taşımaya yakın mı? Merkezi mi? Merkeze yakın mı? Yani biz de lokasyonlarımızı buna göre belirlemek zorundayız. Ve bunu daha kaliteli, daha A+ yapmak için elimizden geleni her gün daha fazlasıyla yapıyoruz. Bir kadın girişimci olarak sanal ofis hizmeti veriyorsunuz uzun yıllardır. Bunu başardınız ama aktif olduğunuz diğer iş kolları da var aslında. Evet öyle. Onlara da değinelim mi? Şöyle, aslında biz sanal ofisi İstanbul'da ve dünyada, dünyada da birçok ülkede varız. Yaklaşık 20 ülkede varız. Yani hani bizim sitemizde görüntülenebilir onlar. 20 ülkede varız ve artık hani bunu artık kontrol altında tutmak için tamam noktasındayım ben. Diğer taraftan tekstille alakalı çalışmalarımız var. İhracatla alakalı çalışmalarımız var. Yazılım da var. Sanırım. Yazılım da, evet yazılım da var. Artı beauty, Arya Beauty de şu an artık altyapıları oluşturuluyor onun da. Orada da sağlık turizmiyle alakalı çalışıyoruz daha çok.
Onun dışında finans yönetimi yapıyoruz. Gayrimenkul danışmanlığı yapıyoruz. Ben eski bir emlakçıyım bu arada. Yani elimden geldiği kadar başarılı olmaya çalışıyorum aslında çok parçalanmadan. Ama bunlar hani bunlar da diğer kanallarımız. O zaman bitirmeden eklemek istediklerinizi ve bir kadın girişimci olarak ileriye dönük hayallerinizi alalım. Ya şöyle, ben elimden geldiği kadar ben de bir kadın girişimci olarak kadınların iyi yerlerde olmasını isterim. Çok isterim. Onun için de elimden geleni yaparım. Yani bir müşterim kadınsa network açarım ona. Ama erkekse, erkekler biraz daha şey, doğası gereği daha savaşçı aslında. Onlar daha çok yerlere girip çıkabiliyor ama çocuklu bir anne yapamaz. Yani benim de kendi çocuklarım var, yapamaz. Dolayısıyla ben elimden geldiği kadar kadınların hep arkasında olmak isterim. Yani bir hayalin var mı diye sorarsanız da, eğer gerçekten güzel bir yere gelirsem kadın istihdamını arttırırım yani. Peki, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun, çok mersi. Gül Türköz konuğumuzdu. Sanal Ofis'in detaylarını, avantajlarını sizlere aktardık. Bugünlük yayınımızın sonuna geldik. Güncel yayınlarımızı ve değerli konuklarla sohbetlerimizi kaçırmamak için bizi takipte kalın. Şimdilik hoşça kalın.